ويا صاحب القلوب مدد يا ارحم الراحمين، مدد يا اكرم الاكرمين، مدد يا اله العالمين. دستور يا ادم صفي الله، دستور يا مشكور الله، دستور ابراهيم حليل الله، موسى كريم الله، عيسى روح الله، محمد مصطفى حبيب الله ve cümle peygamberin zan ve Resulü İkram'ın zaratı destur ya sahibi meydan rıza'nı daimi fatiha'ma salavatı vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamd ile başlarım. Ne bunları da bildirmeseydi nasıl bilecektik bunu, değil mi? Nasıl hamd etmezsin? İlim yaratanını bilmektir. Yani Hazreti Allah'ı bilmektir. Diğerlere ihtiyaçtır. İlim de ihtiyaçtır. Onu bilmek baş ihtiyaç. Su içmeyi öğren. Ya öğrenmesen de öğretirler. Zaten seni bir iki boğazına durur, burtlarına kaçar derken öğrenirsin. Elbise giymeyi de öğrenirsin. Dünya hayatını da mecbursun öğrenmeye. Bunlar için yaratıldın dersem inanır mısın? Hayır. Niye? Senin gibi hiçbir mahluk yaratılmadı ki. Görmüyor musun? Bütün ayağıma bak. Yarattığı mahlukatın sayısı istatistiklere göre bugün 1.5 milyonu biliyor beni yani. Daha 1.5 milyonu tanıyor. Bilmediğim neler var, neler var, neler var. Aklın alıyor mu? Hazreti Allah biz yeryüzüne, gökyüzüne nice ayetler indirdik diyor. Bakıyor musun? Akıl mantıkla ölçebiliyor musun? Yok. Topal eşek gibi sürtüp kalıyor değil mi? Neyi ölçüyorsun? Daha sen yaşadığın dünyayı ölçemiyorsun. Yeterli kadar. Senin için musakar kılınan bütün eşyaları daha henüz müdrik değilsin. Yani maksadım tenkit değil. Teşvik. Kulum bana bildiğiyle amel ederse ben ona bilmediğini öğretirim. Hitabına mazhar olalım diye bahsediyorum. Bildiğimizi amel edelim de bilmediğimizi Rabbim öğretir. Öyle nasıl öğretir? Adem Aleyhisselam ona nasıl öğrettiyse sana ne ya? Bütün Peygamber Efendimiz ona nasıl öğrettiyse sana da öğretir. İşte bunun ismine sadırlan diyoruz. Sadırlan. Sadırlan. Allah'ın nazargahı olan sadır. Satır değil, yazı değil. Biliyorsunuz yazıda harf vardır, hece vardır, kelime vardır, cümle vardır. Evet, Yunus ne güzel diyor. Okumadılar sadırlar, unuttular falan, ulema geçen insanlar. Hep okudular sadırlar, satırdan. Daha da, tacı devlet daha da haktır, başı devletli yer, başta devlet olmayınca ne gelsin şahımla. Yunus söyledi, bilen gelsin bu meydana, bunları bilen gelsin bu meydana. Alemin halikı bildir, neden bazı kafirdir? Bu ne hikmet, bu ne sırdır, bilen gelsin bu meydana. Yani herkes gelir meydanda bulunur da. Meydanda
Eğer bir şeyler anlatacaksa bilenler anlatsın. Bilmeyen anlatıcı ne olur? Çok çok tel kırılır sine-i kanun-u cihanda. Na ahremuz rabu tasarruf verilince. Na ahremuz ver mızrabı. Bildiğin gibi çaldı. 80 telden hayır kalması gelmez. Hepsi de kadar. Çok tel kırılır sine-i kanun-u cihanda. Cihanın da tellerini böyle kırarlar. Na ahlemuz rabu tasarruf verilince. Sizleri tenzih ediyorum. Sizler na ehel yolunda değilsiniz. Evet. Rabbimden tazarrun yaz. Rahmetini dileyen, isteyen insan. Neydi o? Ya Rabbi ver dedik. Yok canım. Bu da lazım. İkinci filan da lazım. Yüzün var mı Allah'a? Emrinize yaşıyor musun ki istiyorsun? Yakıt elma yarımında taşlamışsın, illallah'a başlamışsın. Hoş Allah'ın rahmeti sonsuz. Ümit kesilmez ondan. Ümidi kesmek de küfürdür. Öyle buyuruyor Hazreti Allah. Ama gel şu elma yarımı taşlamadan hizaya gel de melekeler de gıptetsin sana. Yeryüzünde halifemi yaratacağım. Hitabı sende tecelli etsin. Hazreti Allah seninle övünsün. Kime? Melekelerine. Öyle mi? Evet. Derviş gece derse kalkar. Teheccüd namazını kılar. Kazası varsa kaza kılar. Hem teheccüd sevabını alır. Hem de borcunu öder. İki başı Samsun kirası derler bana. Ne namazı çıkardın ya? Beş vakit daha hatta üç endirenler var. Hazreti Allah öyle buyuruyor. Fazla namazı. Kalk habibim. Kalk habibim. Ey bir güzne bürünen Muhammed. Gecenin nısfında kalk. Kalkamazsan leylinde kalk. Üçte bir kaldı. O saatte kim kalkıyorsa onlar da seninle beraber. Ne büyük şeref. Hatta bazen kişi aczinden ders yaparken uyuyakalır. Allah'ı zikrederken. Her zaman değil de gaflet bizimle beraber zaten. Uzun insan olmaz. Ama her zaman ya yemezler. Postun üzerinde yahut neyse herhangi nerede yapıyorsa uyuyakalır. Hazreti Allah onunla övünür diyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz melekelerine. Bakın şu bak. Sıcacık yatağını bıraktı da. Hele kış günde tesadüf ettiysen. Hoş memleketin kışı pek öyle kış diyecek şekilde değil. Yani Rabbim kusura bakmasın. İyi. Başka yerlerde şimdi çengen şakı şakı eder. Ya. Neyse. Rabbim lütfü sana. Rüşvet mi dediniz Allah'a da buraya gönderdi sizi? Değil mi? Haşa. Onun için Allah'ın katında dereceni görmek istiyorsan ne işte kullanıyor ona bak. Rezil mi diyor, zelil mi diyor, hakir mi diyor? Hayır. Samimiyetine göre. Samimiyet nedir? İmandır. İmanın kadar samimisin Allah'a karşı. Ama bir de
Bilgiye ihtiyacın var. İşte o bilgiyi vermiyorlar. Acı tarafımız. En son gelen Kur'an-ı Zimşan'da dahi işlerine gelen taraftan okuyorlar. İşlerine gelmeyen tarafa hiç temas etmiyorlar. Böyle mi? Hayır. İşte bunun sıklatını çekiyor bugün dünya. Dünya bugün onun sıklatını çekiyor. Düzelecek ne zaman? Aman ya Rabbi. Rabbim ihsan etse de hemen düzelsin. İşte dergahımız senelerdir bunu haykırmaya çalışıyor. Çok mu bir şey biliyor? Hayır, hiçbir şey bilmiyor. Bunu biliyor. Öz olarak ne biliyor? Allah'tan başka güç olmadığını kimse de onu bildi, öğrendi. Ve bozmamaya çalışıyor bunu. Nasıl söylüyorsun bunu? Peygamber Efendimiz'e güç yok mu? Hayır. Ama rahmetullah oradan zuhur ettiriyor. Allah öyle tertip etmiş, tanzim etmiş. Rahmet istiyor musun? Peygamberine yaklaş. Buzdağdan oraya gidiyorsun, buzdan alıyorsun da onu bilmiyor musun? Her şey böyle değil mi? Ekmek ekmekten alıyorsun. Allah izlerinden ayırmasın. Emrilahiye tamamıyla ittiba eden kullarından eylesin. Amin. Hazreti Allah ayırt etmeyi diyor. Ürperiyoruz bu hususta. Peygamber Efendilerimizi birbirine ayırt etmeyin. Ha sen kendi şeriatıyla yükümlü olduğun peygamberin izinde gideceksin. Daha evvelki peygamberin izinde yürümeye kalkışma. Niye? Senin zamanın bugün. Onlar öbüne mahsus. Hala devam ediyorlar, edebilirler. Daha sonraki gelen şeriatı bilmemişler. Mutmainler. Pekala. Allah-u Teala sana kafirin yavrusu demiyor ki. Sen nereden diyorsun? Ehli kitaba. Onları ben kaldırdım artık yürürlükten mi diyor Hazreti Allah. Böyle bir şey var mı? Kur'an'da yok. Hatta teşvik ediyor Hazreti Allah. Kabul et diyor onların kitabını. Habibim. Hepimize hitap. Kabul ettiğin gibi koru onları, muhafaza et. Böyle mi yapıyoruz? Böyle mi yaptık? Allah kusurumuzu affetsin. Amin. Ya şimdi zararını görüyoruz da ondan bağırıyoruz. Acı duyuyoruz. Daha zarara uğramadan bitirelim bu işi, düzeltelim Allah'ın emrine göre. Diyoruz. Allah aşkına, Resulullah aşkına. Başka bir şey değil. Yalıça kalkma, biz senin kadar bilmiyoruz. Senin kadar bilmiyoruz ama bizim bildiğimizi sen bilmiyorsun. İşine gelmiyor, anlatmıyorsun. Zülat ediyorsun. Nasıl diyeyim ben, düne kadar kafir, gavu, gayrimüslim dediğim insana Müslüman diye. Allah'tan kork ya, Allah Müslüman diyor onlara da. Bu kadar açık konuşuyorum. Hala anlamıyorlarsa. Huzur-u İlahi'de Allah'tan evvel ben davacıyım. Tövbe estağfurullah yani. Kalabı da diyorum. Allah'ın yanında senin varlığı nedir? Hiçbir şey. Sıfır sıfır ne bir şey yok. Rabbimin lütfü ihsanıyla diyorum ki yeter bu masum insanların çektiği ızdırapta senin de hissen var. Yapma artık.
yapma. Sen şeriatınla yükümlüsün. Yürüyor musun? Tebrik ederim. Tebrik ederim. O birine karışma. Performanda yapıyorum diye onun inancını çürütmeye kalkma. Allah güceniyor. Öyle Kur'an'da bunu buyuruyor. Allah güceniyor, yapma. Nereden diyorsun kafir, gavur, gayrimüslim, ehli kitaba? Yanlışlık yapıyorsa Allah hesabı soracak. Sen değil. İşine gelmiyorsa teşkil etme, etme. Başka. Ama kafir, gavur, gayrimüslim, hakkın yok. Şeriat-ı Muhammed'i yaşırsan, sen şeriat-ı Muhammed'i tabisin. O da Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla gidiyor. Allah! Becersin, beceremezsin Allah'la onun arasında. Seni ilgilenen taraf var mı? Kendi başını da arayamıyorsun, kendin başını da arayamıyorsun. Ben şahsi profanda yapmıyorum. Sen nelerdir bunu haykırıyorum. Ben buradan öte gidemedim daha diyorum. Hocam, sizin gibi alim değilim. Gel ne olur Allah aşkına beni bir uyar. Ben Fatiha'yı şöyle anlıyorum. Sure-i Bakara'yı böyle anlıyorum. Hatta Sure-i Bakara'nın hemen başında 5 ayet. Elif, la, mim. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Sıhhatinden şüphe edilmeyen o kitap. Varlığından şüphe edilmeyen o kitap. Değerinden şüphe edilmeyen o kitap. Müttakiler için hidayet kaynağıdır, yol göstericidir. Yol göstericidir. Müttaki dedin, ya Rabbi müttaki kim? Hah, onu anlatacağım dinle. Ne onu anlatacağım? O müttakiler ki gayba iman ederler. Hani. Ya Rabbi ne o gayb? Gayb imanın altı şartı. Gaybdır ama iman edeceksin. Gayba iman ederler. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve resûlihi. وَالْيَوْمُ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ الْحَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَى وَالْبَعْسُ الْبَعْدَلْمَكُ Geldin mi buraya kadar? Geldin. Sen Allah'ın varlığına şahit oldun artık. Yaşıyorsun çünkü, yaşadın bunu. Yaşayınca Allah'ın varlığına şahit oluyorsun, oldun mu? Bak açık söylüyorum. Sen şahit misin? Elhamdülillah. Nasıl şahit? Anlatacağım. İnşallah. Bugün anlatmasın, ben anlatacağım. Anlatıyorum. Görmediğim Allah'a ibadet etmem diyen elhamdülillah. Görmediğim, inanmadığım Allah'a ibadet etmem. Yemin ediyorum. Siz de bu yemin ortak olun. Nasıl başlangıç? İşte o müttakiler gayba iman ederler, namaz kılarlar. Namaz kılarlar. Evet. Nasıl? 5 vakit. Fazla namaz da kılarlar işte, demin anladığım altı vakit. Teheccüd. Kaza var, kaza kılar. Kazası olan bir kişi üzerinde, farz namazlarından kazası olan bir kişi, nafile ibadette uğraşması haramdır. Bu kadar açık. Nafile ibadette uğraşamaz. Ya, borcum öyle bu ya. Şimdi birisine borç almışsın, fiyaka yapıyorsun adama. Dur bu an sana haçlık vereyim lan, kerhane gitti mesela.
Harçlık vereceğim bu ya öyle borcu böyle. Ondan sonra kosmos et. Yani teşvik hata olmaz bunlar. Kerhane affedersin öyle deyince yanlış anlama benim şeyhim nasıl oğlum kerhanen iyi mi dedi bana. İyi efendim dedi. Lan ticaretin iyi mi? Kerhane, kerhane diyorlar. Zaten Çorum'da da aynı şeyi konuşurlar. Tuğla yapılan yerler hep kerhane diyorlar. Kerhane. O kötü manaya da yönden olur. Biz onu değil. Burada kerhaneci deyince yanlış anlamayın. Hep kar üzerindesiniz değil mi? Zarar üzerinde olan var mı? Kapı yuttu bağırsa. Yine dün gece biliyorsunuz acı olaylar oldu. Yine patlatma yaptılar. Malum hepiniz biliyorsunuz. 5 kişi vefat etti. Şehit oldu. Şehit. Allah kanı yani rahmet eylesin. Makamları cennet olsun. Yaralılara da Cenab-ı Hak acil şifalar versin. Bunu yapanları da Rabbim ıslahı mümkünse ıslah etsin lütfen. Yok ıslah olunacak gibiyse kahretsin. Bak açık söylüyorum. Ben sana dün bir mana anlattım biliyorsun değil mi? Evet. Neydi o? Tabii. Bir otobüs kötü bir yola giriyor. Kötü bir yol varmış oradan geçecek. Oradan geçerken otobüsün içinden birisi haykırıyor. Evet. Ya Rabbi Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun hürmetine muhafaza et bizi. Bizi. Aynen o otobüs işte. Şimdi çok dikkat edin. Her şey Allah'ın yedi kudretine de Rabbim niye böyle diyor. Dünyada iyi ki maksat. Ha biz dünyada olduğumuz için kalıyor sarılıyor. Aman götürme falan. Dünya değil. Bey de öyle, aptal da öyle. Hepsi gidiyor. Nereye gidiyor? Hesap yerine gidiyor. Şimdi var mı hesap? Hayır şimdi yok hesap. Şimdi orada ayrı bir alem. Peygamber Efendimiz'e buyurlar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ameline göre. Onun için cennet bahçesine uğradığınız zaman yiyiniz için oradan eklediniz. Cennet bahçesindedir ya Resulallah, zikir meclisleridir denildiği gibi. Kabir hayatı. Efendi bazılarının öyledir ki işte buna gidiyor gidenler bilmiyor ama Allah kabul etsin. Ziyaretleri bunun için yapıyorlar. Evliyullah'ın kabrini ziyaret ediyorlar. Peygamber Efendimiz'in kabirlerini ziyaret ediyorlar. Merkez-i Şerefler'in. Şehada'nın kabrini ziyaret ediyorlar. Mevli. İşte buna iman etmiyorsa diyor Hazreti Allah, öldükten sonra dirileceğine inanmaz o. Falan. Onlar kafirlerdir. Kafirdir onlar. İşte Mümtehne suresi olmuş. Evet. Vel vâsul vâdel mevte de inanmazlar onlar. Şimdi bu hunharca bu hareketleri yapanlar acaba Allah'a ne hesap verecekler? Bir masum insanı öldüren, bütün insanları öldürmüş gibi hesap verecek buyurulduğu halde hala buna tevessül eden erkekçe kavga edeceğiz. Evet gücün varsa. Ya sen atır atırdın gel. Ne elde edeceksin ocakları söndürerek? Masum yavruların kanına girerek, çoluk çocuk bundan küçük oldu. Sonra askerden ne istiyor? Asker varlıkası yapıyor, vatan bekliyor. Gücün varsa çık erkekçe karşısına.
Çık. Yani şimdi ben meydan okumuş gibi değil de ayıplıyorum. Hem günah hem ayıp. Nereye varacaksın bununla? Nereye varacaksın bununla? Karpuz kesmenin yürek sorur mu? Yüreği mi soruyor? İmansızlığın üzerine iman et, imansızlık ekliyorsun. O kadar masum insanların dökülen gözyaşları. Ya onlar bizi de masum insanlar. Hayır hayır o değil. Bomba bağla yahut koy bir arabaya bir yere park et. Geriden patlatma komandasıyla patlat. Kim? Kim öldürüyorsun? Kim yaralıyorsun? Caydırıcılık yapıyorum. Evet. Allah korusun. Biz de kendimize gelelim de artık zamana göre yaşamayı bilelim. Nasıl yaşayacağız zamana göre? Bir millet nelerden müteşekkilse hepsini aynı hak tanıyalım. Öyle mi? Bu vatanın evlatları şöyle inanmışsın, böyle inanmışsın. Ya ayırt etme. Hayır, Türk'ün ismi altında toplanalım da. Ben Kürt'üm diyene niye hakaret ediyorum canım? Niye hor görüyor musun? Ben Çerkez'im diyene, ben Acı'yım diyene, ben Gürcü'yüm diyene, ben Laz'ım diyene falan. Hepsi vatanın evladı mı evladı? Evet, Osmanlı öyle götürmedi mi? Bir zamanlar Filistin'e dahi üç şeriatı bir arada tutmayı bildi. Üç şeriatı. 410 sene bir rivayet, 410 sene, 400 sene. Burunlarını kanamadan götürdü. Şimdi bir göremiyorum işte. Osmanlı'nın İleri görüştü zamanları. Fütuhat devri. Endülüslere kadar dayanmamız, medeniyet götürmemiz. Daha nedir Fransa bilmem ne de. Bundan 200-250 sene evvel efendim pisliklerini pencereden atan bir millet. Kanadasın yok. Amerika'nın 200 sene, 250 sene şeyi yok, tarihi yok. Değil mi? İngilizler oraya gittiler, otururlar bir şeye. Kroston falan neyse, gördü o an. Amerika. 600 küsur sene, evet. 600 küsur sene. Büyük imparatorluk kurmuş olan atamız. Ama o zamanı bugün yaşayacağım dersen hata edersin. Allah'a karşı da sorumlusun. Bugünü yaşayacaksın. Bugünün neyin yaşayacaksın? Güzelliklerini almaya çalışacaksın. Allah'ın haram kılmadığı o güzellikleri bul. Ya var. Allah ihsan ediyor. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar değil mi? Mehmet Akif'in böyle tek kişi kalmış canavara medeniyet deme canım. Ama medeniyet neyse koş oraya. Ne yapmak lazım? Uçak lazım. Yapacaksın bunu. Mecbursun bunu. Evet. Günün hükmüne göre her şeyi yapacaksın. Günün hükmüne göre bir sanat icra edeceksin. Para kazanma yollarına bakacaksın. Meşru yönden, Allah'ın haram kılmadığı şekilde. Bu
Dünya bu. Allah'ın derdi bu. Kulların vazifesi bu. Evvela Allah'ı tanıyacaksın. Nasıl tanıyacaksın? Babanın var diyor, bir Allah var diyor. İtimat ederek, babanın itimat ederek yürüyeceksin ama yeterli değil, hayır. Allah'ı bilmeye çalışacaksın. Ne zamana kadar? Bülüğa erene kadar. Onun için bütün nesil İslam üzere dünyaya gelir. Bütün gelen zürriyetler İslamiyet üzere dünyaya gelir. Terbiyesi neyse onu öyle yapar. Buyuruldu. Terbiyesi neyse öyle yapar. Terbiye muhtaçtır insan. Nasıl terbiye muhtaçtır? Allah'ı tanımak için müsait yaratılmıştır beni Adem. Allah'ı tanımak için müsait yaratılmıştır. Ben vatanları sevmem diyecek. Tinete sahiptir. O verilmiştir. Ha Mecnun. Ona verilmemiş. Onu mazur gör. Karışma ona. Diyemezsin. Madem ki ben Allah'ı bilemiyorum. Ben Mecnun'um. Hayır. Hine o değilsin ha. Efendim bir darıdan nadar yağ çıkacağını hesap ediyorum da. İyi. Ondan sonra bilmem neyi bilemiyorsun. Sorsan ki Selanikler de bilmez. Bilir Cebrail'in kaç kanadı var. Ne yapacağım lan Cebrail'in kaç kanadı? Sen dünyada yaşıyorsun. Selanik'i öğren. Yani mesela Selanik değil de. Şair öyle demiş. Evet. Öğreneceğin şey, Allah'ın varlığına, birliğine halel getirme. Ona eş ortak tanıma. La ilahe illallah'ı bozma. La ilahe illallah. La yoktur. İlaheler yoktur. İlla Allah vardır. Sahip ol buna. Evet. Buna nasıl sahip olacağız? Peygamberin getirdiği şeriata tabi olarak. Şeriat olarak. Hangi peygamberse? Kısıtlanmamış mı? Filan ümmete verildi, falancalara verilmedi. Bunlar kafir gavur. Böyle Allah kabul ediyor musun sen? Var mı böyle Allah? Haşa. Niye iftira ediyorsun? Onun için niçin ehli kitaba kafir, yavru, gayrimüslim diyorsun? Şunu anlatın diyoruz. Yok mu çaresi dostlar? Subhanallah dediği gibi. Şu çaresini anlatıyoruz çaresini. Var. Deme. Şimdiye kadar dedin özür dile. Deme. Ha o kötü yaşıyor. Sana ne Allah'a verici bir hesabın. Senden mi soracaklar onu? Ha gücün yetti. Sana soruyor nasıl edeyim ben diye. Anlat. Bak sonraki kere şeriatlara tabi olmak kemalattır diye. Niçin Hazreti Resul Ekrem Efendimiz'in en son gelen peygamberin şeriatla tabi olup da daha kemalatlı olmuyorsun? Değil mi? Hakkı bu. Ama ben bu şeriatta kaldım. Neyim ben kafir ya? Hayır değilsin canım. O da Allah'ın kanunu. Allah'ın gönderdiği peygambere tabisin. Allah'ın gönderdiği kitaba tabisin. E canım Kur'an gelince fes oldu. Deme bu günahı kaldıramazsın vallahi. Bu günahı kaldıramazsın. Evet. E dünya bununla dolu. Cehalet. Efendim. Museviler neler yaptılar? İsevilere de tabi. İsa Aleyhisselam ilan edince Allah'ın peygamber olduğunu nihayet atıktır.
efendim, çarmıha geldiler, hoş. Hazreti Allah öyle demiyor, onu şikayet eden Beni İsrail'den bir kişiyi biz taktık oraya. O surete getirdik, taktık. İsa Aleyhisselam'a eziyet çektirmedik, aldım onu semaya. Dördün yıldan semaya. E bitmişler. Geri gelecek, niye gelsin ya? Niye alacak geri gelince? Sen Allah'ı tanımıyorsun da peygamberden mi kuvvet görüyorsun? İşte imansızlığı buradan zayıflatıyorsun. Ama peygamberi çok sev. Sev de ilah deme. Allah deme. Çünkü onun eşi benzeri, şeriki nadiri yok ki. Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisidir. Kullarına, Allah arasında işte sadrına yazılan bir şeyi onlara tebliğ eder. Satır değil, sadır. Kur'an Peygamber'in Efendimiz senin sadrına yazılıyor. Ya Muhammed, niçin bizim bayımız geldiği zaman dilleri gidebileştiriyorsun. Biz onu senin sadrına yazıyoruz. Unutmazsın. Bitti. Bitti. İşte sadırdan Rabbim'in ihsanı kadar konuşuyorum. Hocam var mı bir itirazın? Benim itirazım var sana. Gel ümmet-i Muhammed'i sıkma. Gel şeyi anlat. Ehl-i kitabı karşı düşmanlık yapacağım. Vatanımı kuruyacağım. Böyle vatan kurulmaz. Dün öyle belki yapıyorum zannettin ama bugüne düşmanlığı hazırladın. Şimdi ümmet-i Muhammed eziliyor. Suçluluk duymuyor musun? Duymuyor musun suçluluk? Aşk olsun. Hazreti Allah ehli kitabı yanına yaklaştırma mı dedi? Uzaklaştırma mı dedi? Hiç kabul etme mi onları dedi? Onların peygamberleri hep yatık yürürlükten kalktı, geçti onların zamanı. Senin peygamberinden başka peygamber tanıma mı dedi? Yok. Yok diyor. Varsa geçin gösterir. Ha olaylara göre bir şeyler anlatıyorsun, olaylar. Allah'ın emri değil de olaylara göre. Olaylara göre çok çok haklısın. Emr-i ilahiye göre haksızsın. Zamanı geçiyor, düzen artık. Yeter. Yeter. Çünkü mesuliyet şey altında sen duruyorsun. Her ders altındasın. Ben açık bak açık konuşuyorum. Herkes dinleyecek bunu. Hoca efendilerimiz Allah ilmini âli kılsın, onu dua ediyoruz. Biz onlar kadar böyle teferruat bilmiyoruz, Arapçayı bilmeyiz onlar kadar. Ama Allah'ı bilmek için Arapça, Arap olmak şart değil. İşte sadırlan. Okumadılar sadırlan, okudular satırlan. Nasıl dedi? 72 milleti bir gözle görmeyen, hakikatte halka müderris olsa hakikatte asidir diyor. Hadi. Hakikatin asisidir. 72 milleti eğer bir görmüyorsan. Ayıpta bilgin var şimdi. Yanlış mı? Hayır. Bugün buna kadar ihtiyacımız var ki.
Biz şimdi Allah hükümetimize, devletimize zeval vermesin, ordumuza. Rabbim düşman cizmesi sokmasın ülkemize. Hürriyetimizi almasın elimizden. Biz layık değilsin de ihsan etsin. Dua ediyorum işte. Bak dervişler de amin diyor. Rabbim hiç reddederim bunu. Etmez. Evet. Artık güzellikler, hikmet müminin kayıp malıdır. Nerede bulursa alsın, bu hitabı iyi anlayalım. Hikmet müminin kayıp malıdır. Müslümün değil. Müslümün de malıdır da Müslüm beklemez. Bir kere İslam nedir onu anlayalım. İslam, Allah kime diyor Müslüman diye. Değil mi? Filanca falanca kime diyor değil, Allah kime diyor Müslüman diye. Nereden bakacağız? Kur'an'a, Hazreti Kur'an'a. Söyle Habibim Bedevilere, Bedevi yok görmemiş, şehir mehir, hiç bilgisi de yok. Ama Allah var diyor. Müslüman o. Müslüman oldum desin. Daha iman kalbine yerleşmedi. İman diye bir şey alakaları yok daha henüz. Bu kadar açık olur efendi. Bunu nasıl inkar edersin? İslam'a girdik desinler Bedeviler. Söyle Habibim Bedevilere. Şimdi görgüsüz, bilgisiz, ilmi yok, müsait değil. Hani Mil'in padişahına Bedevi ziyarete gidiyor. Davet olmuş. Ne götüreyim hediye diyor, ne götüreyim ya, en kıymetli şey ne? Bedevi'ye göre bir desti su. Ana! Vahav içilmez. Ama Nil'in hükümdarına götürüyor. Bir de susu alıyor, kırışa kırışa geliyor, tabii Nil tarafından değil de Afrika'nın tersinden geliyor, Mısır'a uğramadan. Padişah konuk oluyor, hem de öyle kafa tutuyor ki, hediyenin büyüğünü getirdim diye. Padişah da, abi ne güzel hediye getirdin diye tacip ediyor. Bu da şımardıkça şımarıyor, Bedevi için salak. Şey görmemiş, bilmiyor. Sildiriyor yani. Öyle vardır bazı akılsız bilmem neler. Yiyor, içiyor, aman kafa tutarak bilmem ne yaparak mecbursunuz falan, çabuk getirin falan. Gidecek artık, bir hafta falan misafir olarak epik alıyor. Padişah diyor ki, bu salağa giderken Nil'in kenarından götürün. Ülkesine. Nil'in kenarından götürün diyor. Hiç bozuntu vermiyor padişah. Hükümdar. İşte Nil'in kenarından götürünce bu suyu görüyor şapşal. Koca yeri yalan akıyor. Nil koca Nil. Nehir. Irmak değil, nehir. Büyük nehir. Nil'leri. Allah Allah. Damla bakıyor, battı su. Bu böyle akar mı diyor? Akar. Oo, biz bilmeyiz herhalde. Akar. Paşa'ya haber var mı? Olmadı mı? Onun ülkesi diyorlar. Utanıyor. İşte nasılsa utanmaz mı insan? Ey hükümler ne kadar büyük insansın diyor. Ya beni mahcup etmedin. Ben de nasıl kırışıyordum bir desti suya. Ya. Neler yapmadım, neler yapmadım. Ne eziyetler etmedim. Tövbe Allah. Ne büyüksün ki beni mahcup etmedin. Demek burası. Bu akıyor burada. Nil'den habersiz. Bedevi. Bedevi. Ya Rabbim rahmeti sonsuz.
Her zaman har onu gel. Aman suyumuz kalmadı, bittik, öldük dedik. Ha şimdi şikayet ediyor, karlar çok yağıyor, yağmur, amanın bumaltıyor, seller geçiyor falan. Bilemiyoruz, Başak oyuna denize gönderiyor. Denizi dolduracağız sanki. Aciziz. Olur. Allah'ın yedi kudretinde. Orta Asya'dan biz niye geldik canım, göç ettik. Dünyaya dağıldık. Türkler deyip de geçme. Dünyaya medeniyet götürdük, dağıldık. Ama o zamanın medeniyeti kılıçtı. Vahşet. O kılıcı iyi kullanıyorduk. Şimdi lazım değil o kılıç ama bugünün kılıcı ne biliyor musun? Bak, atomu buldu da Pakistanlı kardeşlerim de pek dokunamıyorlar. Niye? Atom var onlarda. Yoksa duman edecekler. Evet. İran da çalışıyor bir şeyler yapmaya. Daha henüz erken. İşte dünyanın sonu yakın mıdır? Neyse dünyanın... Bakan birisi langır lungur atıyor sağa sola. Anaman aman aman aman. Neyse Rabbim korusun. Her şey Allah'ın kudretinde, itimadımız sonsuz. Biliyoruz sinek bile kanını oynatmıyor Allah'ın izni olmadan. Onun için tavsiye ediyorum size. Allah'ı tanımaya çalışın. Eğer bunu düşünmüyorsanız yazık ediyorsunuz kendinize. Allah'ın fiili sıfatları bütün âlem zaten. Allah akıl fikir vermiş, mesulsün. Bu fiiliyatını göreceksin yeryüzünde. Fiili sıfatların tecellisini göreceksin. Yeter mi? Hayır. İlme yakin bu işte. Aynen yakin, hakka yakine doğru gel. Nasıl geleyim? Peygamberine tabi olarak gel. Peygamberim yoksa onun varisine tabi olarak gel. Hiç eksik değil. Bir sene, bir gün, bir an eksildi diyen kafirdir. Bakın. Açık söylüyorum. İfadesi şahide gerek yok. Bir an eksildi diyen bundan başka küfür aramasın. Niye? Allah'ı tanımıyor. Nasıl tanıyor? Allah'a zulüm isnat ediyor. Kullarını yaratmış, bırakmış başmış. Ondan sonra kafir niye oldun diye hesap soracak. Böyle bir Allah tanıyor musunuz? Onun için rahmet-i ilahi her zaman, her an mevcut. O rahmet-i ilahi vesile. Güç değil, kuvvet değil. Peygamber Efendilerimizi Allah izninden ayırmasın. Amin. Ama hiçbir güce sahip değiller. Allah'ın evliyaları hiçbir güce sahip değiller. Açık konuşuyorum. Salahiyetle konuşuyorum. Ne diye meşgul ediyorlar insanları? Allah böyle tertip etmiş, tanzim-i ilahi böyle. Ancak ona tabi olmakla, biat etmekle yahut bir şeyler istemekle Allah'ın tecelliyatı oradan zuhur edecek. Öyle tertip etmiş Hazreti Allah. Onda bir şey var mı? Hayır. Bakın açık söylüyorum. Ya nasıl söylüyor bunu? Böyle anlatıyorlar ki kitaplar doldular. Bütün menakikler, efendim şeyler. Efendim şu evliyallah şöyle etmiş, şöyle bilmem yapmış, şöyle bulmuş, şöyle gitmiş. Evet öyle görüldü. Kendine söyleyeyim ya sen mi yaptın diye. Korkar vallahi benim haberim yok. Vesileyim. İşte o vesileye tabi ol, vesile diye tabi ol. Gerçek iman bu.
Onun için peygamber yarıştırmaya niye kalkıyorsunuz? Hangisinin gücü varsa bana göster. Evet, onlardan zuhur etmişti bütün rahmet ilahi. Rabbim yüzlerini ayırmasın. Ama kim yapan Hazreti Allah? O da senin gibi beşer. Peygamber Efendimiz ne buyurdular? Ya Fatıma, kalk namazını kıl. Babam peygamber diyor, ihmal etme. Rabbim lütfetmezse ben ne yaparım? Hiçbir şey. Ben bir şey yok. Niye yok? Ya amcaları küfürde gitmezdi. Niye canım? Sevmiyor mu amcaları? Evet. Niye? Evet. Onun için sadece Allah'ı bilmeden peygamber sevgisi bir şey ifade etmez yavrum. Peygamberi tanımadan da evliyanın sevgisi bir şey ifade etmez. Peygamberini vesile tanıyacaksın. Yine Allah'ı bileceksin. Allah'ı bileceksin. Nasıl bileceğiz? Bize bir formül verir misin? İşte formül. Allah'ın zatî sıfatlarını. Fazla ileri gitme. Ama bil, öğren. Öğren. Bende de bu olacak deme. Olmaz beşerde bu. Vücut kıdem beka, vahtaniyet, muhalefetin illa valiz kıyam bir nefseyi. Allah'a mahsus. Bunlardan hiçbirisini kendine amal etme. İzahlarını yazıyoruz, okuyun. Subut sıfatları bir nebze kuluna ihya, işte üfürdüm bu. Kuluma ruhumdan ruh nefrettim, üfürdüm. Üfürünce melaikeden de eftal oldu, cin taifesinden de eftal oldu, hep teşkilden eftal oldu. Yeryüzünde halifemi yasalayacağım, hitabı tecrübe etti. Ve aleme secdeden emrettim. İlah mı oldu? Hayır. Şerefli mahluk, eftali mahluk. Niye? Onda subut sıfatların tecelli edecek. Subut verdim onlara, subut sıfatından verdim. Hayat, ilim, semî, basar, irade, kudret, tekvin, kelam. Arapça. Onlara konuşma hastası verdim. İlme müsait kıldım. Benim yarattığım şeyler anlayacak şekilde müsait kıldım. Vahyin aslını yaşamak duygusu verdim onlara. Onlara görme hastası verdim. Eşitme hastası verdim. Sevim basar. Ne kadar diğer mahlukatımın fevkinde. Ya bunlar anayasa ya. Evet. Ama ilah değil. Benim kulum. Kulum onlar. Hesaba çekilecek kul. Eğer bu verdiğim insanların kadrını kıymetini bilmiyorsa, onlar hayvandan da aşağıdır Habibim. Onlar hesaba çekeceğim onları. Boynuzlu koyundan boynuzsuz hakkını aldıktan sonra toprak olacak. Yevmi mahşerde kafirler diyecek ki, ya Rabbi biz de bugün bunu görmeseydik de toprak olsaydık. İşte onlar hayvandan da aşağıdır, toprak olamayacak. Maksadım korkutmak değildir. Sonsuz rahmet ilahiye bak. Günah işlemekte haddaşan kullarım. Günah işlemekte haddaşan kullarım. Benim rahmetimle ümidinizi kesmeyin. Allah'a. Bu adam.
Peki. Dediğim gibi işte bu okul manevi üniversite. İyi intibak edin. Bu fakir bilmem ne kadar düşünmem de Rabbimin ihsanı. Onun için istifade edin yavrum. Bir gücün var vallahi yok. Bir şey yapabilir misin? Yok. Bir zamanlar Allah rahmet eylesin Murtaza dedi ki peki efendi sen şişi vuruyor mu bir şey olmuyor da biz niye vuramıyoruz dedi. Hani iyi bir sual. Murtaza sana da versem sen de vurun oğlum. İstemek sen veriyorsun dedi. Yok lan bana da veren var. Öyle değil. O selahat verilmiş de. Değil veriyor sen de vur diye. Bunu torunuma vurduğum şişte daha iyi anladım. Torunum Bilal, Allah rahmet eylesin. Çok severdim kendisini. O da fakire karşı çok muhabbetliydi. Dede derdi, ikinci dede çıkardı ağzından. İşte mübarek gece geliyor, aman bana da vursun dedem şiş demiş. Haydari'ye falan diktirmişler çocuğa. İşte bir de nazar boncuğu da bir de nazar değmesin diye. Her şey tamam dermiş. Hiç unutamadığım bir olay. O gece hayli kişiye şiş vurduk. Hatta bir kişiye 2-3 tane birden dizdik şişleri. On iki tane çocuk vardı. 12'sine bir okudum, bir müracaat hepsini dizdim. Tak 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 tak. Ve sıra torunuma geldi. Kıyamıyorum. Niye o birilerine kıyıyorum? O birileri çocuk değil mi? Zaten gazeteler aleyhimize de başladılar. Efendim çocukların beynini yıkıyor diye. Evet, niye yaparsan suç. Ama artık atanın rüzgarı geçti. O suçlar kalkıyor. Kalktı kalktı. Neyse. Bilal aldım karşıma. Dedim ki ya Rabbi biliyorsun bu benim torunum. Çok da seviyorum. Bunu hiç incitme. Sanki öbürler insan değilmiş de. Bak. Allah'ın hiç hoşlanmayacağı bir kelam ettim. İbret olsun diye anlatıyorum. Hani gücüm vardı kuşçuğum. Ne gücüm var? Demedim ki var diye. Ama öyle hareket ettin. Öbürler hayvan mıydı ki? Bir gelince torununa efendim İşte biliyorsun ya ya Rabbi hani falan falan şişi vurdum çocuğun yüzü davul gibi şişti. Kan fışkırıyor. Kan duvasını okudum. Kan durdu. İki derinin arasında şişti. Tepkilim şaştı. Deve gibi ıktım yere. Estağfurullah. Hata ettim ya Rabbi. Sen bu masumu affet. Beni affede bak ya. Güç var mı? Ne güç ya? Ya sen vuruyordun ya. Rahmetli Murtaza'nın dediği gibi. Biz niye vuramıyor? Yok güç. Haddi aşma.
Evet, unutamadığım olay. Aylarca çekti çocuğu yüzünden. Hiç vakit değil, binlerce vurdum. Bir iki değil. Hatta yüzde arkadaşlara hep vurma seyahati vermiştim. Mesela Mehmet Efendi falan. Ama şimdi diyorum ki sana yapmayın artık onu. Allah'a artık öyle anlatmanın dalağı işte şimdi. Şimdi Allah'ı herkesin anlayacağı şekilde anlatın. Evet. Hayır, onlara da hürmetsizlik etmiyoruz. Burhanlar, keramet, burhan, mucize. Bunlar iki küfür. Mucizeler Peygamber Efendimiz'den zuhur ederse mucizedir. Harikulade haller. Riyacullah'tan zuhur eden keramettir. Kerametin devamı burhandır. Devamlı yapılan şey burhandır. Yani bu söz götürmez. Sahip oluyorlar. İstersen delik deşik et adamı. Sahip oluyorlar. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte Allah'tan başka güç yok. Güç kuvvet her şey Allah'a mahsus. Senden zuhur eden şey senin değil. Bunu çok meşayihler tanıyor da. Bakın açık söylüyorum burada, duysunlar. Ya bize zuhur etmiyor, demek ki bizde bir noksanlık var diye kıvranıyor zavallar. Kendinde varmış gibi göstermeye kalkışıyorlar bir şeyler. Cehalet başka bir şey değil. Duysunlar. Niye öyle? Ben Allah'ın aciz oluyum diye, o senin için büyük şeref. Tabii, doğruyu söylüyorsun. Peygamber Efendimiz söylüyor da sen niye diyemiyorsun? Ama öyle şişirmişler ki şeyh olunca şöyle diyecek, kayıptan haber verecek, şöyle bilmem ne, evet, 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 Allah ihsan edecek, lütfedecek. Bazı olaylar zuhur ederken malumat olacak, çoklarına malumat olmayacak. Bakın diyorum, çok olaylar vardır fakirin şahsında zuhur eden, hiçbirine haberim yok. Onun için diyorum, rüyalarını dinliyorum da yaz da gönder diyorum ya. E sen der miydin o? Yok. Ya açıktan geldim, sen yaz yazımdır. Açıyorum, bugüne kadar pek açan olmadı. Ben uyduruk şeyh değilim. Aman. İzni icazetim. Maneviyatın emri, Allah'ın hitapları. Yani hangi zaviyeden bakarsan bak, ben uyduruk değilim. Ahlakan da, terbiyem de müsait değil buna. Yetiştirenlerden Rabbim razı olsun. Yemin ediyorum, kendiliğimden hiçbir şey yapmaya muktedir değilim. Siz neyseniz ben deyim. Ama bu abd-i acize yaklaşmazsan Allah'ın rahmetinden nasibini zor alırsın. Bu türlü olur. Peygamber'e yaklaşmazsan yine Allah'ın kulusun ama oradan zuhur edecek rahmet-i ilahiden mahrum olursun. O mu yapıyor? Hayır. Peygamberim ne yok diyor. Peki niye dünya peygamber yarışına kalktı? Ya Allah anlasın. E bilmiyor ki. Ya tenzih ederim tabii bilenleri de. Bugün bunu anlatacak efendi dünya. Allah anlatacak. Allah anlatacak. İşte deryamızın şerefi bu.
iyi dikkat edin. Koruyun bunu. Hiç kimseye gücü isnat etmeyin. Hürmette kusur etmeyin. Zaten hürmetsizlik gösteriyorsan nah! Hiç yalamazsın. Niye? Tecrübe ayırır. Peygamber'e kadar hürmetsiz davranacaksın. Hiçe sayacaksın. Hem de şerefiyle amel edeceksin getirdiği. Gülünç olursun, gülünç. İlah saçları gibi sevmeyeceğim. Hayır da onu Allah men ediyor zaten. Allah men ediyor, Peygamber Efendimiz de men ediyor. Evet. Hani Pir Efendimiz çocukken öküzün kuyruğunu çekti de öküz geri döndü de lisan-ı halde dedi ki ya Abdülkadir Allah seni bunun için yaratmadı. Benim böyle şeylerle meşgul olmasın. Allah seni bunun için yaratmadı. Rahmet de senden zuhur edecek. Sen yapmayacağın ama Allah senden zuhur edecek. Öyle tercih etmişiz. İyi anlayın. Ama menakif kitaplarına baktığın zaman hep onlar yapmışlar. Onlar etmişler. Onlar tutmuşlar. Bunu binlerce örnek görebilirim. Lüzum yok. İtimat edin. Allah'tan başka güç yok. La ilahe illallah. Biz her şey. Muhammeden Resulullah. Diğer peygamberleri kabul etmesin, imansızsın. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübü ve rasûlî. İmanın altı şartı var. Kur'an'da çıkmış. Kur'an'dan alınma. Altı şart. Hadis değil. Allah'tan kork. Bazı hadis göre. İmam Maturidi Hazretleri, İmam Hasan-ı Eş'ari Maturidi mezhebinde, Eş'ari mezhebinde. Altı şartı çıkarmış imanı. Âmentü billahi ve melâketi. İtiraz eden var mı? Hayır. Ve melâketi ve kütübü ve rasulihi ve yevmul âhir. Ve bil kader hayrihi ve şerrihi. Minallahu teâlâ vel bâsul bâlel mevt deyince şahit oluyorsun Allah'ın varlığına. Bak kolay değil. Bunları yaşadığın zaman subut sıfatlarının sende tecellisi zuhur ediyor, görüyorsun. İşte fena fillah, beka billah, kurriyet, fena fil Resul, fena fil Şeyh. Şeyh da ikna olmadan Resulullah ikna olamazsın. Ne demek? Şeyh'in kabul etmeden Resulullah'ı ne kabul ediyorsun? Varısında bir ihtiyacı bir ayet. Veraset taşıyor, biat ettin. Kabul etmezsen biat etmiş sayılmazsın. Peygamber Efendimiz'e biat ettiğiniz zaman Hazreti Ali ne buyuruyor? Habibim sana biat edenler, bana biat ettiler. Onlar elinin üzerinde benim elim var. Biat müessesesi bir an için hayır hayır kıyamete kadar baki. Allah sahtelerin şerrinden korusun da. Efendim onların adedini kaybetsin artık. Çünkü kullarının buna tahammülü kalmadı. Nahil götürüyor. Niye götürüyor? Zıkımlanıyor, zıkım giyer lan. Nasıl söylüyorsun, düzenbazlık yapıyorsun? Efendim rüyasını da görmüştür işte. Rüyasını da görmüştür. Sana şeyhin dedi mi? Allah emretti şeyhine de. Sana tebliğ etti mi? Hayır. O sen tatil olmasa oluyorsun. Olur. Vazife değil bunlar efendi. Çoklarını mahvetmiştir bu.
İçimizden çıkan mesela bazı kişiler, Kademloğlu mesela. Çok severdim kendisini. Meğersem vazife aşkıyla bize mülaki olmuş. Yazık. Yazık ki yazık. Allah kusura affetsin diyeceğim ama fakat taraf etrafını perişan ettiğinin hesabını nasıl verecek? Canım ben başka bir şey anlatmıyorum ki abdest namazı aradan diyorum. Bunlar değil, yetmiyor. Cizambazlık yapıyorsun. Ne olurdu şeyh demeselerdi sana? Ne olurdu derviş deselerdi? Yazık. Şu memlekete geldiğim zaman her zaman beni misafir ederdi önde. Yedirirdi, içirirdi sağ olsun. Her gelişimde arkadaşlara tembih ederim. Bak bu sefer vazifemi getiriyor efendim. Haberiniz olsun. Şahit olun. Babası Allah rahmet eylesin. Çok yaman bir adamdı böyle. Korkunç insandı. Anam anam. Neyse. Karıştırma fazla demiş komutan. Ulan sen nasıl oldun bu babadan falan dedim ben ama yine yanılmışım. Ama burada Hoca Efendi iyi bilir. Yani Hoca Efendi kızını verdi tabii ona. Yani aleyhte konuşmak değil. Acıyarak anlatıyorum. Kim acıyor? Hizmetlerini anlatıyorum. Siz de sakın böyle düşünceye kapılmayın. O zaman Allah için olmuyor. Sen şeyh olmuşsun da koskos ediyorsun. Evet. Ben utandım şeyhim bana tebliğ ettik. Ben gördüğüm manaları hiçbir zaman anlatmadım şeyhime. Allah aşkına şahit olun. Hiçbir zaman anlatmadım. Pek enderdi böyle. O aklım ermezdi. Evet. Sonra iki vazife verdiler bana. Hacı Süreyya Efendi ile bizzat Hazreti Allah hitap ediyor. İyi anladım. Kuş yolunu başka türlü döndüremezsin. Kandıramazsın. Yok öyle şey. Mesela Hüseyin Efendi'ye de verildi. Allah rahmet eylesin. Sadıktı. Bozdu sonradan. Bu nasıl bir şeyse böyle bu zihniyet. Efendime çok eziyet etti son zamanlarda. Hatta getirdiği götürdüğü sepsilerin bir parasını istedi. Bu kadar düştü. Onu anlatayım da açık anlayın. İşte şey etti gitti falan da. Efendim çok müsamahalıydı. Gece dediler ki, bu gece Hüseyin Efendi'nin mahkemesi olacak dediler. Ana, iyi. Mahkemede bulunayım bakayım, ne yapacaklar dedim. Bunun 2-3 katında bir salon buranın. Kavgılı kavgılı şahıslar, şahsiyetler oturuyor. Hakim makamında efendim oturuyor, kavuk kavuk. Dedim ki efendim çok merhameti sonsuz. Hüseyin Efendi'yi beraat ettirir dedim, anladım. Çünkü çok merhametli insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Demek ki dedim, ben biraz hesapçıyım bu hususlarda da.
Demek ki iyi. Efendim reis olduğuna göre bu iş bitti bu dava. Beni mahkemede durdurmadılar. Sen dışarı çık dinleme diye. Vay. Niye dedim ya? İstemiyorlar seni dinlemeni. İltimas edeceğiz öyleyse dedim. Peki. Yanıldı yandılar beni. Bu rüya gibi değildi. Açık söylüyorum. Yanıldı yandılar. Burada da durma. Duvardan dinlen dediler. Lan bu nasıl iş? Nasıl adalet bu? Tövbe estağfurullah. Evet. Çıkarttım işte artık bir yere, başka yere götürdüler beni. Duyar diye. Sonra mahkemenin hemen neticesini verdiler. Hüseyin Efendi beraat etti. Zaten bilinmeyecek bir şey yok. Anlaşıldı dedim. Safıdı kendi. İşte oradan kazandı Petrek. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Efendi beraat etti dediler. Belliydi dedik zaten. Ve efendim işte vefatından sonra çok olaylar oldu da efendim bana dedi ki Hüseyin Efendi oğlum madicesini ver dedi. Ne vereyim efendim? Ne bileyim dedi işte. Ver nakıplik falan ver dedi. Ver de dedi. Öyle zikrettiremez ama bir şey teslim etme dedi. Hocalığı vardı Hüseyin Efendi'nin de. Keşke olmasaydı. Şey dedik. Efendim vefatından sonra bunu anlatıyorum ki ibret olsun diye. Ben yoktum İstanbul'daydım. Hatta efendim gönderdi beni. Senin huyunu biliyorum dedi. Ben iyiyim, git hadi oğlum dedi. Çoluğun çocuğun burnundan getirme dedi. Efendim vefatında yoğurdum ben. Geldim tabii. Abim ziyaretçi kuran. Hüseyin Efendi dedim ki efendim sana kısıtlı vermişti ama ben sana tam vazife veriyorum. Zikri de yapacaksın, sohbet edeceksin. Aradan biraz zaman geçince bize ters düşen bu sohbetler başladı. Hüseyin Efendi sen niye böyle yapıyorsun? İşin aslı bu değil mi? Neyse bir ara teferruatını anlatmıyorum da bizden ayrıldı. Gitti şeyhlik yapıyor. Sonra iki sene sonra geldi. Dedi ki ben geldim dergahıma dedi. Ne yapsam şeyhine git diyorlar. Müracaat ediyorum, gözyaşı döküyorum, ağlıyorum, bağırıyorum, şeyhine git diyorlar. Onun için beni derviş olarak kabul et dedi. Ben vazife falan istemiyorum. Tabii benim de garibime gitti. 35 kişiyle geldi. 35 kişi. Ders vermiş, derviş. Derviş. Dedi ki ben şimdiye kadar sahteydim. Bak sizi şeyhime getirdim. Siz de tabi olun, beni meşgul etmeyin. Dedi, her adamın giyeceği bir şart değil bu. Nasipsiz adamlar 34'e geri gitti. Birisi ders aldı bize. O da sonra kayboldu. O da sonra kayboldu. Son meclisi falan.
Ve işte iki sene kadar yine beraber çalıştık herhalde. Artık unutuyorum zamanları da. Hazreti Allah emretti, Hüseyin Efendi'nin vazifesini ver dedi. Açık söylüyorum. Hazreti Allah bu fakire hitap etti. Hüseyin Efendi'nin vazifesini ver. Dergahına pek yaklaştırma, Bodrum'da çalıştırma. Şimdi yemin etmeye lüzum var mı? Hayır. Bodrum'da çalış. Çünkü çok yalvarıyor demek Cenab-ı Hakk'a. Ya. Verdik. Vazifesini tebliğ ettik. Gözyaşlarıyla. Sevinç gözyaş. Hadi bakalım şey demek. Meydan senin. Halifemsin. İzmir'e gideyim dedi. İyi olur. İzmir'e gitti. Bornova'da dergah. İşte bizim dergahımıza şey vardı ya işte. Allah sizi inandırsın. Kaç sene daha yaşadı. Bir tek derviş olmadı. Karısı Şazimet Hanım. Biraz konuşkan bir kadındı. O 5-6 tane kadınlarını toparlamış. Efendi himmet etmiyor. Ya ne himmet ne? Dua ediyor oğlum. Hüseyin Efendi. Olmuyor efendim. Olmuyor. Elinde bir şey yok. Şazimet Hanım'ın 4-5 tane kanıyla kaldı. Ben vefat etti. Allah kanıyla rahmet eylesin. Yani şunu diyeceğim. Ne kadar samim olursan ol, Allah'tan zorunan bir şey isteme. Kısmetinde varsa karşılığında çıkar. Ama dediğim gibi işte Hacı Süleyman içinde Allah emrediyor vazifeyi. Allah emrediyor. Ver! Onun için bu iş oyuncak değil. Peygamber Efendimiz Allah tayin eder. Peygamber varsın Allah tayin eder. Yani bunu anlaşılsın diye anlatıyorum. Hayatım bununla geçti. 89 yaşıma girdim. Hayatımda öyle langır langır bir anım yok. Elhamdülillah Rabbim varsa da affetsin bilmiyorum. Anladım. İnşallah meşiyet kurulur da. Ben hükümetimi, devletimi suçluyorum bu hususta. Atatürk'ü suçlamayın. Atatürk bu işleri iyi anlayan insandı. Allah kanıyla rahmet edin. Dinsiz, imansız değildi ki. Şeyh Efendi öyle demişti. Efendi Hazretleri, ben kapattım dergahları, abileri. Allah bana ömür verirse yine ben açacağım. Çünkü dejenere olmuştu. Dejenere olmuştu. Utanç verici haller vardı. Yani herkes çıkarına kullanıyordu. Kapatmaz da niye yapardı onu? İsrat Paşa Devlet dedi. 15 seneydi bizim kararımız. Hep rahmetli oldular. Ecevit de söyledi Allah rahmet eylesin. 15 seneydi karar. 15 sene sonra açılacaktı dergahlar. Ama işte Atatürkçü diye bir mevzu çıkarlar. Madem ki kapattı bitti dediler her şeylerin bunun en zamanı değil, zamanımız falan mı? Ya o geçiciydi, Allah'tan kork. Tasavvufsuz din olmaz. Olur. Ah olursa şimdi kaldır bakalım nasıl kaldıracağız onu. Tasavvufsuz din. Nereye? Manasız madde yeterli mi?
Allah vardı demek yeterli mi? Yeterli. Muhafaza edebiliyorsan. Olmaz mı? Mana yaşamadan maddeyi nereye götürüyorsun? Elzem diyorum. Ben bunu açık televizyonda kaç sefer aynı şeyi konuştum. Hem de şeyh kismesiyle konuştum. Kaç sefer. Programlar, gazetelere yazı yazdım. Ne? Mecmualarda yazdım var. Bugünkü mesele değil ki benim. Hayatım bununla geçti. Feda olsun. Buyurun. Onun için hükümetime, devletime, orduma rica ediyorum. İnansınlar bu fakire, abdi acize. İtimat etsinler. Yapmasınlar. Dünyanın tahammülü yok iman zafiyetine. Gerçek imanı sen veriyorsun. Hayır. Manasız imanın anlamı kalmaz. Kalmıyor işte. Allah'ın kanunlarını işe sayıyor adam. Kendi kendine kanun çıkarıyor. Ne yapıyorsun dediği zaman ben de Müslümanım diyor ya. Ya. Ben de Müslümanım diyor. İşte yanlış yapıyor. Ama ben de diyorum ki zamanı yaşayacaksın. Karbon neyi varsa bunlardan işine yarayanı alacaksın. Emrilahi böyle, tertibilahi böyle. Onlar kendileri icat etmiyorlar. Onlar istediği için onlardan zuhur ettiriyor Hazreti Allah. Sen istifade edeceksin bundan. Küfründen değil. Allah'ın affı mağfireti sonsuzdur. Mesela yanlış bir iş yaptı. Hemen hüküm verip kayağı yüzüne sokmadan can. Ümidini kestiği zaman temelde başına bela alıyor. Evet. Evet. Onun için bugün nasıl yaşanacaksa ümmeti Muhammed örnek olması lazım idi. Olamadık. Hayıflandığım taraf burası. Bir zamanlar oldu. Ne demek 600 küsur sene imparatorluk devam etsin? Var mı hiç? Ya yok, fakir değil. Adalet götürüyordu ilk hütkat devrinde Osmanlı. Sonradan cıvıttı da yığıttı. Kendine yarı kanunlar çıkardı, bir şeyler etti. Kanun Sultan Süleyman zamanında başladı. Evet, sonra güçsüz kaldık artık. Koca imparatorluk. Her zevalin kemali, kemalin zevali var işte anlamı. Bir kararda kalan Hazreti Allah'tır. En fazla diyorum imparatorluk, Osmanlı'nın imparatorluğu. Şimdi Amerika'nın imparatorluğu daha da sürecek bakalım bakalım. Emre kadar görür, daha da sürecek. Yani şimdiden ayakları sallanmaya başladı. Dolar kıymetini kaybetmeye başladı. Neyse. Bizim vazifemiz değil bunlar. Bizim vazifemiz değil. Her zamanın kemali, kemalin zevali vardır. Her inişin yokuşu, yokuşun inişi vardır. Ya. Bunları bilmek artık... Hani öyle demiş Yahudi abidesiniz. İşlerini iyi bildiler onlar da. Hep onlara mal ederler bazı şeyleri. Bir espri vardı onu anlatayım da. Fatiha diyelim. Haman yük götürüyor. İşte Yahudi, Beni İsrail. Hak din. Kitabı da hak, peygamberi de hak. Yanlış anlatanlara Allah hesap soracak da dünyada da perişanlığı çekmesin, yazık. Ha? Allah'ın işine karışma, burnunu sokma.
Herkes Muhammed diyorsun. Keşke. Olmuyor işte. Olmuyor. Sen orada kalanlara nasıl kafir gör diyorsun. Neyse. Şimdi mevzumuza gelelim de. Adam Hamal ben İsrail vatandaşı diyor ki Hamas şu yükü kaça götürürsün? Şu kadar işte alırım. Şuraya. Ya sana üç tane nasihat vereyim. Ne yapacağım parayı? Hem siz nasihata muhtaçsınız diyor. Ha, doğru. Şimdiye kadar para aldık da hiç iki akamız bir araya gelmedi. Hiç olmazsa bunlar işini bilir. Bir şeyler edinelim, ilim edinelim diyor. Olur. Birincisini sırtına aldığın zaman söyleyeceğim küpeyi. İkincisini yarı yolda söyleyeceğim. Üçüncüsünü vardığımız menzilde söyleyeceğim. Olur peki. Kabul, kabul. Sırtına alıyor gidiyor ama yük de ağır. Ben söyle birini, başla. Gençlikten ihtiyarlık iyi derlerse inanma sakın diyor. Ulan ana. Bunu bilmeyecek ne var? Peki o birler işe yarar diyor. Peki. Yarıya gelin hadi yarıya geldik. Söyle. Atlı yörmek, yayan yörmekten iyi derlerse inanma sakın diyor. Şuna bak. Canı sıkılıyor ama. Üçüncü şişe yarar belki diyor. Götürüyor, menzile varıyor. Sırtında indirmeden söyle diyor üçüncüyü. Ha fakirlik zenginlikten iyidirlerse inanma sakın diyor. Bitti mi? Bitti diyor. Para vermeyeceğim, ne veriyorum işte. İşte nasihat verdik sana. Ne var bunun içinde kuzum? Cincik boncuk. Bildi oraya falan falan. Yukarıdan aşağı bir vuruyor onu. Yere. Sana da bunun içinde sağlam bir şey var derler, inanma sağlam diyor. El Fatiha.